Sonra bir gün bir video düştü önümüze. Teknede balıklara dolarlar atıyor. Bende çok var. Balıklar da yesin diye. Hani Arap'ın yağ bol bulduğunda sürdüğü durum. Realiteye böyle bir oyun hamuru arıyorlardı. Buldular ve kullandılar. İçine düştükleri bu şöhretli, şaşalı ve paralı hayatı gerçekten hak ediyorlar mı? Ta ki bıçak kemiğe dayanana kadar. Tayyar Bey, Bahar ve Nihal Can'dan kardeşler nasıl şöhret oldular? Bahar ve Nihal nasıl şöhret oldular? Yani şu an yapmış olduğumuz iş sayesinde şöhret oldular. Bir televizyon realitesi. Hayatımıza onlar gibi bir sürü renk ve şöhret kazandırdı. Bir show programının içinde kendi üzerlerine yapımcı ve senaryo ekibinin biçtiği elbiseyi iyi taşıyarak başladılar. Güzel, zeki ama çocuk ruhlu, şımarık, öyle büyütülmüş iki genç kız tiplemesiyle geldiler. Halk da çok sevdi o programın içinde onları. Onların da beklentileri zaten ters köşe yaparak kendilerini izleyenlerin onlar üzerinde bir ilgi odağı oluşturmasıydı. Bunu başardılar. Kısa sürede o program içinde kullandıkları diyaloglar, hal ve davranışlar, gereksiz ağlamalar, gereksiz gülmeler, sunucuya ve jüri üyelerini çileden çıkartan çocuk zekası yaşındaki hareketlerle bir anda Türk halkının sempatisini kazandılar. Reality içinde iyilerdi. Haklarını vermem lazım. Çünkü kendilerine verilen rolü çok güzel oynadılar. Olay sokakta bozuldu. Peki şöhret olmak için şımarık mı davranmak gerekiyor? Televizyon birazcık şeyi seviyor. Farklı tiplemeleri seviyor. Ya çok katı, olaylara sert tepkiler gösteren, elinize aldığınızda kıran, parçalayan olacaksınız. Ya da gerçekten anlayacak ama anlamadı tavrını göstereceksin. Bileceksin ama bilmiyormuş edasıyla davranacaksın. Duyacaksın, duymamış gibi davranacaksın. Onlar bunu çok iyi becerdiler. O programın içinde işte dediğim gibi gereksiz ağlamaları, gereksiz sinir krizleri, küsüp gitmeleri, jüride o dönem işte oturan Allah rahmetler içinde yatsın Nur Yerlitaş'ı çileden çıkartan hal ve davranışları. Bir süre sonra jürinin onlara gerçekten o zeka yaşında genç kızlarmış gibi davranıyor. Onları çok saf, iyi niyetli, koruyan, onları gözeten ablalar pozisyonuna geçince vatandaş da öyle sevdi. Yazık bu çocuklara ya. Ya bak ne kadar iyi niyetliler. Aa ya kocaman kız olmuş ama hala bazı şeylerden haberleri yok diye. Hani şeyde vardır ya böyle hamam mevzusu vardır. Hanım hanım babasını da getirseydin diye çocuk diye hamama götürürler. Bunları da biz çocuk gibi gördük ama ikisi de yetişkin. Son derece zeki, üniversite eğitimi almış, eğitimci bir annenin çocukları, annenin feryadı figanı da doğru. Yani bu kızlar öyle sokak adabıyla yetişmemişler. Sadece o televizyonda realitinin onlara zorladığı rolü çok benimsediler. O rolü günlük hayatlarına da verdiler çünkü magazin de öyle sevdi onları. Orada da öyle davrandılar. Gece kulübünden çıkarken aynı programdaki Nihal gibi oldu. Aynı oradaki Bahar gibi oldu. İkili ilişkilerinde öyle oldu. Bunları açılışlara, davetlere, organizasyonlara çağırdılar. Yine orada aynı rolü yaptılar. Hatta bu şımarık tavırlarından dolayı Uludağ'da bir kayak pistinde bir başka biri tarafından dayak yediler, dövüldüler. Sadece bu tahammül sınırlarını aşan hareketlerinden kaynaklı. Ama biz tabii arkadaş ona uyanamadık. Evet bunlar çok zeki çocuklar. Bu çünkü bu kadar alt zekada olamazlar. Mümkün değil. Üniversite seviyesine gelmiş, böyle bir eğitim hayatı görmüş insanların. Ya bu çocuklar acaba felakete mi gidiyorlar? Bunların sonu bunları nereye götürür? Başlarına ne iş açarı? Biz hiçbirimiz görmedik. Biz medya malzeme arıyorduk, bulduk ve kullandık. Televizyon programcıları realiteye böyle bir oyun hamuru arıyorlardı. Buldular ve kullandılar. Çocuklar dışarıda ne yapıyorlar? İçine düştükleri bu şöhretli, şaşalı ve paralı hayatı gerçekten hak ediyorlar mı? Buraya hazırlar mı? Böyle bir paranın onların hayatında neler değiştirir? Hiçbirimiz hesap etmedik. Ta ki bıçak kemiğe dayanana kadar. Başlarına ne iş açarı göremedik dediniz. Hı-hı. Peki başlarına ne iş açtılar? Hangi işlere bulaştılar? Şöyle, geçen yıl sanıyorum Dubai'ye yanında günlük 200 dolar kazanacak, yani rakamı şu an hatırlamıyorum, 200 doları afaki söylüyorum, kazanacak yol arkadaşları arıyorum diye bir ilan yayınladı sosyal medyasında. Ve genç kızlar arıyor.
Şimdi şeyi sormak lazım. Ya bu kız ticaret erbabı değil. Kuyumcu değil, tekstilci değil, galerici değil, petrolcü değil. Dubai'ye kendine yol arkadaşlığı yapacak, günlükte 200-500 dolar para kazanacak ve ona o parayı ödeyecek arkadaşları niye arıyor? Niye genç kız arıyor? Yani neden yaş sınırı belli? Niye kızlar arıyor? Orada hepimiz böyle bir irkildik, dedik ki ne oluyor ya? Yani insan arkadaşını diye kız kardeşini götür. Yeğeninle git ya da tatile gidiyorsan iki gün gidebilirsin. Orada günlük 500 lira harçlık alacak birine senin bir iş yapman lazım ki cebinden çıkartıp ona da al bu 500 lira da senin diyebilmen lazım. Orada tabii bir sürü perde arkasında dedikodu çok döndü. İşte orada fuhuş işi var, Instagram sosyal medya üzerinden kadın pazarlama işi var gibi falan böyle. Ama hiç elle tutulur somut hiçbir şey yoktu ortada. Sonra bir gün bir video düştü önümüze. Teknede balıklara dolarlar atıyor. Bende çok var. Balıklar da yesin diye. Amerikalı'nın doları bize ne? Hani Arap'ın yağı bol bulduğunda sürdüğü durum. Orada da çok güldük. Çünkü bahar işte kendi halince eğleniyor. Elindeki 100 doları falan atıyor. Yanındaki Arap delikanlıları vermişlerdir. Hakikaten çoktur. Fakat aynı görüntü İstanbul Boğazı'nda da meydana geldi. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bizim için çok değerli bir para birimi. Kendi paramız bizim. Bu paraları da burada İstanbul Boğazı'nda da denize saçtı. Yine balıklar yesin dedi. Halbuki evinde 100 lirası olmadığı için ekmek alamayan, peynir alamayan aileler varken balıklara 100'er lira, 200'er lira para atan kadın bir anda emniyette sorguya alındı. Kabahatler kanununa göre hakkında işlem yapıldı. Orada da kimse sorgulamadı. Yani bir şey var, görmüyoruz. Aslında çakmak ufak ufak çakılıyor, kıvılcımlar çıkıyor. Ama henüz hiç elimiz falan yanmadı ya, kimse tutuşmadı. O yüzden kimse farkında değildi. Ve arkasına Türkiye'de bir bağırsak temizleme operasyonu başladı. Ciddi paralar konuşulmaya başladı. Büyük paraların aklandığı yurt içi ve yurt dışı bağlantılarıyla gel zaman git zaman isimleri bunların da bu çete bağlantının içinde bulunan adamlarla çıktı. Hatta bir tanesinin evli olduğu da ortaya çıktı. Bunlar tanınan popüler yüzler ya ve çok gece aleminin içindeler. Sürekli her yerde yiyip içip eğleniyorlar. Güzel kadınlara böyle medyanın, magazin medyasının çıtır diye tabir ettiği, yaşı küçük, güzel, eğlenceli kadınlara bu adamların musallat olduğunu senelerdir biliriz. Severler öyle hayatı. Kadınlar da paralı, o alemin içinde sınırsız para harcayan adamları çok seviyorlar. Ve nereden bulaştılara gelince işte o pahalı takılar, o kürkler, yabancı markalar, denize atılan paralar hepsinin kaynağı aslında kayıtsız toplumun kara para diye aklandırdığı, altında yasa dışı bahis işlemlerinin ya da işte mail order yoluyla dolandırma işlemlerinin döndüğü bir çete çıktı. Bunlar da bu çetenin içinde onlara yarenlik eden kadınlar. Para onların üzerinden de belki temizlendi, kullanıldı. Ya da onlar sadece bu işin eğlence bölümünde kullanıldılar. Bugün iki genç kız cezaevindeler. Ne kadar yatarlar bilmiyorum ama yattıkları süre için hayatlarından her gün bir gün kayıp dışarıda bu felaketi gören ama o gün ben onların anneleriyim, gurur duyuyorum onların bu yaptığıyla diyen bir gözü yaşlı anne var. Çıktıktan sonra cezaevine düşmüş, belaya bulaşmış, cezaevi yaşamını görmüş ve oralardan da artık arkadaşlar edinmiş kadınlar çıkacaklar hayatımıza. Bitecek mi bu hikaye? Hayır, bitmeyecek. Dışarıya çıktıklarında yenilenmiş olan arızalı tipler yine bunlara musallat olacaklar. Bu kadınlara ihtiyaç var oralarda. Çünkü onlarla yiyecekler, içecekler. Onlarla medyadan görünecekler. Nihal ve Bahar kayıp hayatlar. Bir daha o hayatları kazanmak mümkün değil bence. Peki Candan kardeşlerin sonları ne olacak? Ne kadar yatarlar bilmiyorum. Yani mahkeme süreci ne olur bilmiyorum. Tabii bu süre içinde de araştırmalar var. Neye bulaştılar? Şimdi bu işler hani sadece sevgili olmakla kalmaz. Seni bir yerde kurye olarak kullandılar mı? Para transferi yaptın, götürdün, getirdin mi? Senin üzerinden bir şey denemem. Çünkü bu kız yine sanıyorum bir buçuk yıl önce sosyal medyaya bir banka dekontu açtı. Sabah bir uyandım. Hesabıma 12 milyon dolar gelmiş gibi böyle bir saçma banka dekontu koydu. Şimdi o gün o banka dekontunun logosunda yer alan banka hayır bizim hesap işlemlerimizde böyle bir para transferi olmamıştır açıklaması yapmadı. Yani bir kere kurum kendini aklamadı bu konuda.
Demek ki böyle bir transfer gerçekleşmiş. Bu para niye senin hesabına geldi? Yani 1.000 lira değil, 2.000 lira değil, 3.000 lira değil. 12 milyon dolar paradan bahsediyoruz. Niye bu para sana geldi? Niye gönderdiler? Karşılığında bir mal var mı? Bir pro forma fatura var mı? Bir gümrük beyannamesiyle sevkiyat var mı? Bunun hiçbiri yok. Sonra dedi ki ben hayır şaka yaptım. Böyle bir para yok dedi. Ama aslında o gün bulaştığı işi olabilecekleri kendi kendine afişe etti. Belki de dediler ki kızım sen delirdin mi? Yani biz sana bu parayı gönderdik. Sen ertesi günü götür banka dekontunu Instagram'da, Twitter'da paylaş diye göndermedik ki sana. Yani bu para dursun biz senden bu parayı elden alacağız. Ya da bir yatırım vasıtasıyla gideceksin diye. Yattığı süre yanına kar kalmayacak. İlk daha mahkemede çıkabilir mi? İlk mahkemede çıkabilir. Tutuksuz yargılanmak üzere de çıkartılabilirler. Yurt dışı yasağı koyabilirler. Eğer bu çetenin bir parçası olup bu paraların aklanmasında, transferinde ya da bir kullanılmasında aracı oldularsa, komisyoncu oldularsa da buna göre bir ceza yatarlar. İlk savcı mülakatı çok önemli. Savcı ne isteyecek? Alt sınır ve üst sınır. Ortalama bir ceza çıkar. O çıkacak olan cezada yatıp yatmayacakları ilk mahkemede belli olur. Ama bu süreç içinde yılbaşı geliyor. Sonrasında işte dava açılır. Büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum bir 6-7 ay ilk mahkemeye kadar cezaevinde tutuklu olarak bulunurlar. Sonrasında mahkeme sürecine bakmak lazım. Ne ceza alırları görmek için savcının şeyine bakacağız, mütalasına bakacağız. Savcı nereye bağlayacak? Nasıl bir suç unsuru var? Onu görmemiz lazım. Çünkü dava dosyalarında şeyler var, yasaklar var. O yüzden çok davanın içini görmüyoruz. Bir temizleme operasyonu var. Herkesi bulup aynı yere koyuyorlar. Hepsini birleştirip toplu halde de görebilirler bu davayı. Her davayı ayrı ayrı da görebilirler kendi içinde. Peki kendisini takip eden ve küçük kız çocuğu olarak gören insanlar, Candan kardeşler hapishaneden çıktıktan sonra tekrar kabullenecekler mi? Ya ben en çok neye üzüldüm biliyor musun? Engin ve Dilan tutuklandıkları akşam binlerce insan, gözyaşı dökmeyin biz sizin arkanızdayız, sizin temiz olduğunuza biz inanıyoruz gibi devletin ses kayıtlarından, fiziki takibinden her türlü kaydı alıp son operasyon yapmış olduğu noktada bile hala aç açık evinde yiyecek lokması olmayan, sadece bu fotoğraflara bakıp beğenen ve onların zenginliğini övülen koca bir tayfa ne yazık ki hala olaya inanmıyor. O yüzden ben arkalarından bu kitlenin ayrılacağına inanmıyorum. Onlar onlara hala masum biliyor. Onlara hala bu işe kurban görüyor. Ve hala onların orada yatıyor olmasına gözyaşı dökenler var. O yüzden hiç şaşmam çıktıklarında bu takipçi sayılarını 3'e 5'e katlarlarsa.